Olsun ziyareti yapmaktan büyük onur duyuyorum. Sözlerime başlamadan evvel üzerimde ağır bir yük var. Sizlere önemli bir selam getirdim. Çünkü buraya Sayın Başbakanımızın konutundan geliyorum. Sabahleyin kendisinin Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Sayın Bakir İzzet Begoviç'le yaptığı toplantıda hazır bulundum. Sayın Başbakanımızla vedalaşırken de buraya sizleri ziyarete geleceğimi, hem Atilla kardeşime teşekkür, hem kendi kardeşime hayırlı olsun ziyareti yapacağımı ve sizlerle bir araya geleceğimi söylediğimde kendisinin her birinize ayrı ayrı selam ve sevgilerini getirme talimatını aldım. Onu arz ederek sözlerime başladım. Hamdolsun Sayın Başbakanımızın sağlığı yerinde. Konulara her zaman olduğu gibi son derece hakim. Her şeyi yakından takip ediyor. Misafiriyle de çok içten, samimi, anlamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Bakir İzzet Begoviç, rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in oğlu. Rahmetli İzzet Begoviç'in de vefatından 24 saat evvel Saraybosna'da yine Sayın Başbakanımızla birlikte ziyaret etmiştik. Kendisini son ziyaret eden lider yine Sayın Başbakanımız olmuştu. O yüzden Bosna Hersek'in bizim üzerimizde çok farklı anıları var, hatıraları var, emaneti var. Bu yüzden Bakir Bey'le de o anıları yad etmek hepimiz için, Sayın Başbakanımız için de çok anlamlı, çok duygulu olur. Değerli kardeşlerim, Maltepe'de gerçekten hizmet aşkıyla kuşan bir teşkilatımızın olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Atilla kardeşim ve çalışma arkadaşları burada seçim döneminde bizi adeta bir aile mensubu gibi kucakladılar. Sizlerle birlikte bu güzel ilçenin sokaklarını karış karış birlikte gezdik. Hamdolsun 12 Haziran gecesi de Maltepe'deki çarpık belediyecilik zihniyetinin uykularının kaçmasına vesile oldu. Artık onlar da bu ilçede yaptıkları yanlış işlerin vatandaşlarımız tarafından, milletimiz tarafından kabul görmediğini sandık neticeleriyle çok net bir şekilde anladılar. Ama biz hiçbir şekilde Maltepe'nin birinci partisi olduk diye rehavete düşecek konumda olamayız. Bizim için milletimizin her bir ferdinin her bir derdi bizim huzurumuzu bozar. Bir tek vatandaşımız bile yastığa başını huzursuz koyuyorsa bizim huzurlu yatmamız mümkün olamaz. Bu yüzden Maltepe'nin bütün sorunlarıyla eski yönetim, yeni yönetim ayrımı yapmadan Ankara'daki milletvekilleriniz, bakanlarınız, buradaki ilçe başkanınız, il başkanınız, anaşehir, büyükşehir belediye başkanınız ayrımı yapmadan mahalle temsilcisinden sandık görevlisine, sandık görevlisinden, müşahidinden, genel başkanına kadar her birimiz her bir sorunla yakından ilgilenmek durumundayız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademimiz hep birlikte Maltepe'ye sahip çıkmak zorundayız. Hatırlıyorsunuz, bu ilçeye bir devlet hastanesi yaptırmayı engelleyen bir zihniyete karşı mücadele verdik. Dila kardeşimle birlikte Sağlık Bakanımıza konuyu açtığımız zaman kendisi de hayretler içerisine düşmüştü. Hamdolsun sorunların büyük kısmını geride bıraktı. Ama hala yapılması gereken işler. Bakın, Maltepe'nin yerelinde ne gibi çarpıklıklarla uğraşıyorsanız, inanın bana Ankara'nın genelinde, Türkiye'nin genelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da benzer çarpıklıklarla aynı mücadeleyi vermek durumundayız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir yasa görüşülecek. Aslında bu yasa kimseye yeni bir yetki veren bir yasa değil. Zaten üst düzey devlet görevlilerinin herhangi bir soruşturmaya tabi olabilmesi için başbakan onayı gerektiği bilinen bir gerçek. MİT'in kendi yasasının içerisinde de bu madde zaten var. Ama daha sonradan yapılan bir ceza muhakemeleri usul kanununda bir maddenin bununla sanki farklı yorumlanabilecek intibasını verdiği için o farklılığı ortadan kaldırmak ve durumu netleştirmek adına, sadece yanlış yorumlamalardan korumak adına böyle bir düzenleme yapılma ihtiyacı hasıl olduğunda muhalefet partilerimizin nasıl huzursuzlandığını gördünüz.
Biz Sayın Başbakan'a bu yasayla yeni bir yetki vermiyoruz. Sadece halihazırdaki yetki ve sorumluluğunun tescilini, doğru yorumlanmasını sağlamaya çalışıyor. Yoksa burada yeni bir yetki yok. Allah aşkına arkadaşlar, size bir şey sormak istiyorum. Devletin hassas görüşmelerini Milli İstihbarat Teşkilatı yapmayacak da Bayındırlık Bakanlığı mı yapacak? Tarım Bakanlığı mı yapacak? Orman Bakanlığı mı yapacak? Siyasi irade 20 küsür milyon vatandaşımızın oyunu almış olan bir iktidar partisi bu ülkede kanı durdurmak için her türlü çabaya girmeyecek de ne yapacak? Şimdi kalkmış bir BDP'li "ben bu bahardan korkuyorum" diye açıklama yapmış. Arkadaşlar, bunların bahardan değil, bunlar barıştan korkuyor. Rantlarının kesilmesinden korkuyor. Şunun altını çizerek söylüyorum, PKK sadece bir terör örgütü değil. Avrupa'nın en büyük uyuşturucu ticaret örgütüdür. Bir rant şebekesidir. İnsanların kültürleriyle, dilleriyle, değerleriyle, etnisiteleriyle istismar kampanyaları yapıp cebini dolduranlar bugün Türkiye'nin barışa yönelmesinden rahatsız oluyorlar. Çünkü o hortumların kesileceğinden korkuyorlar. Ama buna karşı da biz milletimizle bütünleşerek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Türkiye hamdolsun demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Bu ülkede 2002 yılında milletin gönüllerinin tercihi iktidara seçilmiştir. 2007 seçimleriyle iktidardaki milletin temsilcileri muktedir olmuşlar. Son seçimlerde 12 Haziran'da siz millet iradesinin bizzat muktedir olması için ter döktünüz, çalıştınız, çabaladınız. Ve Maltepe gibi kimilerinin kendi kalesi zannettiği, arka bahçesi zannettiği, kendinden çok emin bir şekilde girişimlerde bulunduğu bu ilçede hamdolsun bayrağı devraldık. Birinci parti oldu. Ben Atilla kardeşime, çalışma arkadaşlarının ne kadar hummalı bir çabayla o Maltepe mitingini düzenlediğinin en yakın şahitlerinden bir tanesi. Maltepe mitingi aslında bizim programımızda yoktu. Atilla kardeşimin eşinin bizzat Sayın Başbakanımıza gelip adeta yalvarırcasına ricasıyla programa son anda konulan bir etkinlik oldu. Ama hamdolsun belki de o seçim dönemindeki en görkemli ilçe mitinglerimizden birini bizlere yaşattınız. Şimdi genç ve dinamik yeni bir başkanımız var. Hepimizin sevdiğimiz, saydığımız, güvendiğimiz, çalışkan bir kardeşimiz var. Hep beraber kendi kardeşimin etrafında kenetleneceğiz, tek yumruk olacağız. Tek vücut olacağız. Gönül birliği yapacağız. Akıl birliği yapacağız. Maltepe yerelinde, İstanbul genelinde hamdolsun AK Parti'nin belediyecilik hizmetlerinden her bir vatandaşımızın yararlanabilmesi için şimdiden çalışacağız, çabalayacağız. Rehavete düşmeyeceğiz. İşte sizlere verdiğimiz önemin göstergesidir ki burada Maltepe'de böyle bir program yapmak için ben bugün aranızdayım. Başbakanımızın sizlere verdiği önemin neticesidir ki bugün kendisinin bizzat selamlarını, sevgilerini, başarı dileklerini getirmek üzerine bir bakanı görevlendirmiştir. Arkadaşlar, biz sizlerle beraberiz. Biz milletle beraberiz. Onun için de hep söylüyorum, daha evvel de bu salonda söylemiştim. Mehmet Akif'in o güzel sözünü sakın ama sakın aklınızdan çıkarmayın. Hele hele ülkemizde fitne fesatın ayyuka çıkarılmaya çalıştığı bu dönemde hepimizin bir kez daha hatırlamasında fayda gördüğüm o Mehmet Akif'in mısralarıyla sözlerime son vermek istiyorum. Tefrika girmedikçe bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Allah'ın izniyle bizlerin yüreklerimiz toplu vuruyor. Sizlere teşekkür ediyorum.